Şerifen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün hem bayan örgülerinde hem de bebek örgülerini kullanabileceğiniz bir model anlatmak istiyorum sizlere. Modelim şu şekilde 7 tane ilmekten oluşmakta. Her iki modelimin arasına 2 ilmek ters ilmek bıraktım. Bu ters ilmeği isterseniz bir tane de yapabilirsiniz veya bu ara model olarak iki modelin arasına ara model uygulayabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. 3,5 numara şiş ve orta kalınlıkta bir bebe ipiyle modelimi çalıştım. Burası da modelimin arka yüzü. Ben size şu şekilde bir tane model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum. Eğer zorlanacak olursanız aynı şekilde ters ilmekten sonra gösterdiğim şekilde modeli kurarak örmeye devam edeceksiniz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Ben 11 ilmek olarak ilmeklerimi şişime attım. 7 ilmek modelin kendisi, 2 ilmek bu tarafa, 2 ilmek de bu tarafa olmak üzere 4 tane de kenar ilmekleri olarak yaptım. Başlangıçtaki 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra bu ikinci ilmeği ön taraftan örgümün başına geçiriyorum. 3 ilmeğimi birlikte düz örer gibi örüyorum. Bir kere ipimi şişime doluyorum. Aynı 3 ilmeği bir kez daha örüyorum. Aynı yıldız modelinde ördüğümüz gibi. 3 ilmekten yeni bir 3 ilmek çıkartmış olduk. Tekrar 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Kenarlarda 2 tane ters ilmek örerek devam ediyorum. Bunun devamında aynı şekilde 2 tane düz öreceksiniz. Benimki gibi ilmeği yer değiştirip 3 ilmekten yeni bir 3 ilmek çıkartıp 2 tane düz örerek modelin devamını kurmaya devam edeceksiniz. Arka tarafta örgümde herhangi bir değişiklik yapmıyorum. İlmeklerimi terslerimi ters, düzlerimi düz olarak örüyorum. Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerifen Örgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Takipçisi 100.000'in üzerinde olan sayfa bana aittir. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu defa başlangıçtaki 3 tane düz ilmeğimin yönünü çevirerek şişime geri takıyorum. Bakın arka taraftan giriyorum ve yönlerini değiştiriyorum. Yönünü değiştirerek şişime geri takıyorum. Bu 3 ilmeği tersten girerek birlikte düz örer gibi örüyorum. Daha sonra bir kere ipimi şişime doluyorum. Aynı 3 ilmeği bir kez daha örüyorum. Ve bırakıyorum. Bu şekilde çevirerek örmemizin amacı ilmeklerimizin yönü bu tarafa yatmasını istiyoruz. Ortadaki bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonda kalan 3 tane düz ilmeğimi geliş yönünde düz örer gibi birlikte örüyorum. Bir kere ipimi şişime doluyorum. Aynı 3 ilmeği bir kez daha örerek 3 ilmekten yeni bir 3 ilmek elde etmiş oluyorum. 2 tane ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Arka tarafta terslerimi ters, düzlerimi düz örerek sıramı tamamlıyorum. Şu anda ilk başlangıçtaki işlemimizi tekrarlamamız gerekiyor. Başlangıçtaki 2 tane ilmeğimizi ters olarak ördük. 2 tane ilmeği düz olarak örüyoruz. İkinci ilmeği ön taraftan örgümüzün ön tarafından şişimizin başına geçiriyoruz. Ve bu 3 ilmeği bakın 3 tane ilmeği düz örer gibi birlikte örüyoruz. Bir kere ipimiz şişimize dolayıp bir kere daha örüyoruz. Ve 3 tane yeni bir ilmek elde etmiş oluyoruz. Kalan 2 tane ilmeğimizi de düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ters ilmekten sonraki ilk 3 ilmeğimin yönünü çevirerek şişime geri takıyorum.
Ve bu üç ilmeği tersten girerek birlikte örüyorum. Bir kere ipimi şişime doluyorum. Aynı üç ilmeği tersten girerek bir kere daha örüyorum. Ve bırakıyorum. Ortadaki bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonda kalan üç ilmeğimi birlikte düz örer gibi örüyorum. Bir kere ipimi şişime doluyorum. Aynı üç ilmeği bir kere daha örüyorum. Ve bırakıyorum. İki ters ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde devam ederek giden bir örgü. Yapmaya düşünen herkese kolay gelsin. Ücretsiz olan YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.